Merhaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber avuç içi kadar küçük bir bebek göreceğiz. Böyle güzel ve renkli saçlı olacak. Böyle saç rengini bu renkten yapacağım ben. Bu seferki tek renk olacak. İsterseniz sizin tercihiniz böyle çok renkli olabilir. Ben tek renk tercih ettim bu seferkini. Her rengi de göreceğim. Boynuzuna beyaz, gövdesini beyazla öreceğim. Yüz işlemesi için de siyah bir ip gerekiyor. Bu şekilde. O zaman başlayalım. Kollarını örmekten başlayalım önce. Kollarına sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Böyle yaptık. 6 tane sık iğne ile başlıyorum kolunu. Bundan 2 tane öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra sihirli halkamızı küçültüyoruz. İlk yere batıyoruz. İlmek kaydırma ile birleştirip bir zincirle yukarıya çıkıp hemen önündeki yere bir tane sık iğne yapıyoruz. İkinci ve 13. sıra arası artırma eksiltme yapmadan 6 sık iğne örmeye devam ediyoruz. Yani 12 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi ben kolunu bitirdim. Kolunu bitirdikten sonra böyle 2 tane ördüm. Bunlar kolları. Bunları kenara koyuyorum. Ben bir tane de ayak örmüştüm. Şimdi bir tane de ayak öreceğiz beraber. Bunu 6 sık iğne değil 5 tane 5 tane sık iğne yaparak, yani beşli sihirli halkayı yaparak başlıyoruz. 2 3 4 ve 5. İkinci sırada her bir ilmeğin içine ikişer tane batıyoruz. Şimdi her bir ilmeğin içine ikişer tane battıktan sonra 3. ve 12. sırayı, yani toplam 10 sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Bu şekilde olana kadar içini de yavaş yavaş doldurarak örersek daha güzel olacaktır. Kolun için doldurmadık. Sadece bacağın için dolduruyoruz. O kadar. Şimdi ayaklar bitti. Kollar da bitti. Şimdi kollarımızı en son dikmek için iplik bırakarak kopartmıştık. Bunları kenara koyuyoruz. Şimdi ayakları birleştireceğiz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Parmağımıza bir bacağın iç tarafından giriyoruz. Şu şekilde şöyle alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektikten sonra diğer bacağı alıyoruz. Bununla birleştiriyoruz. İlmek kaydırma ile birleştirelim. Bir zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde bu sırayı dümdüz örmeye devam ediyoruz. Zincirlerin üzerine geldiğimizde oraya tekrar göstereyim. Şimdi zincirin üzerine geldik. Zincirin tek tarafını alarak buradan sık iğne yapmaya devam ediyoruz. 3 4 ve 5. Daha sonra
Diğer tarafında yaptığımız gibi bu tarafı da sık iğne yapıyoruz. Sıra başına geldiğimizde tekrar açıyorum. Şimdi 13. sırayı ördük. 14. sırayı geçtiğimizde bu sırayı hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi 15. sıraya geldik. 15. sırada 4 sık iğne bir artırma yapacağız. Şimdi 4 tane yaptık. 5.'nin içine çift batarak artırmalarımızı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 16. sıraya geldik. 15. sıra bitti. 16 ve 17. sırayı artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi 18. sıraya geldik. 17. sıramız bitti. 18. sıramızı BLO'dan yani bu iç loblardan öreceğiz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ön lobdan değil, arka lobdan giriyoruz içeriye. Aynı sık iğneyi artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar BLO'dan yani arka loblardan örmeye devam ediyoruz. Şimdi 18. sıra bitti. 19. sıraya geldik. Şimdi burayı neden BLO yaptığımızı söyleyeyim. İsterseniz eteği bu kısma örebilirsiniz. İsterseniz buradaki gibi tül ya da herhangi bir kumaştan üzerine dikiş yapabilirsiniz. O yüzden de BLO'dan örmüş olduk. Şimdi 19. sırada 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. Azaltmayı da göstereyim. Şimdi 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi önden hani arkadan değil. Bu sefer öndeki lobdan giriyoruz. Bu şekilde öndeki loblardan girip bu şekilde ipimizi çekip sık iğne yapıyoruz. Bu kadar kolay. 4 sık iğne bir azaltma sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 19. sıra bitti. 20. sıraya geldik. 20 ve 21. sırayı yani toplam 2 sırayı eksiltme azaltma olmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi 22. sıraya geldik. 22. sırada 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Azaltmayı bir kere daha göstereyim. 1 2 3 sık iğne. Dış loblardan alıyoruz. Çekiyoruz. Bitti, bu kadar. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma yapmaya devam ediyoruz. 23 ve 24. sırada ise eksiltme azaltma yapma, eksiltme artırma yapmadan dümdüz açıyoruz. 25. sırada görüşelim. Şimdi 25. sıradayız. 25. sırada 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi 25. sıra bitti. 26 ve 27'yi eksiltme artırma yapmadan dümdüz örüyoruz. İçini doldurmayı unutmayın bu arada. Şimdi 27. sıranın sonuna geldik. Burada ten rengi ipi geçeceğiz. Çünkü boyun kısmını yapacağız. Burada ten rengi geldiğimizde beyaz ipi koparıyoruz. Kopardık. Yani kestik. Ten rengi ipi geçerken ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bir zincirle yukarıya çıktım. Önümdeki sık iğneyi batıyorum. Ama BLO'dan yani arka lobdan daha önce örmüştük ya. Oradan örüyoruz. 28. sırayı BLO'dan örüp 29. sırayı da normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi 29. sıraya geldik. 29. sırayı artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Artık ipimi kesiyorum ve artık kafa yapımına başlıyoruz.
Bu şekilde kesiyoruz. Artık kafa yapımına başlayalım. Şimdi kafa yapımını, bebeğimiz minik olacak ya, kafasını altılı sık sihirli halka ile başlıyoruz. Şekilde 2 3 4 5 6. Bunu daraltıyoruz. İki ucunu birbirine birleştiriyoruz. İlmek kaydırmayı birleştirdik. Bir zincirle yukarıya çıktık. Aynı ilmeğin içine iki tane batarak sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Tekrar ilmek kaydırmayı birleştirip bir zincirle yukarıya çıktık. Önündeki tığa batıyoruz. Bir, ikinci ilmeğe iki tane batıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift olarak batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sıra bitti. Dördüncü sıraya geldik. Tekrar ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincirle yukarıya çıktık. Önündeki ilmeği tekrar batıyoruz. Bir, iki tane tek, üçüncünün içine çift batarak sıra sonuna kadar iki tane tekli bir artırmayla sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi beşinci sıraya geldik. Tekrar ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincirle yukarıya çıkıp öne batıyoruz. Bir, iki, üç tane tekli battık. Dördüncünün içine çift batarak sıra sonuna kadar 3 tane sık iğne bir artırma devam ediyoruz. Şimdi 5. sıra bitti. 6. sıraya geldik. 1 2 3 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 5.'nin içine çift batarak artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artırma yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonunda görüşelim. Şimdi 6. sıramız bitti. 7. sıraya geldik. 7. sırada 1 2 2 3 4 5 sık iğne altıncının içine çift batarak artırma yapıyoruz. Bu sırada 5 sık iğne bir artırma sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 7. sıra bitti. 8. sıraya geldik. 1 2 3 4 5 ve 6. 7. sıranın içine çift batarak artırma yapıyoruz. Bu sırada 6 sık iğne bir artırma yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 8. sıra bitti. 9. sıraya geldik. 9 ile 17. sıra arası, yani toplam 9 sıra, eksiltme artırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi 18. sıraya geldik. 18. sırada 6 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeleri gösteriyorum şimdi. Dış loplardan alıyoruz. Bu şekilde. Ve azaltmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Şimdi 19. sıraya geldik. 19. sırada 5 sık iğne bir azaltma yapacağız. Azaltmayı tekrar göstereceğim. Şuradan dış loptan giriyoruz. Tekrar önündekinin de dış lobundan alıyoruz. Yani PDO'sundan çekiyoruz ipimizi. Bitti. Bu kadar basit. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azalt yapmaya devam ediyoruz.
Şimdi 20. sıradayız. 20. sırada 4 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi 21. sıraya geldik. 21. sırada 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 22. sıradayız. 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Azaltmayı tekrar göstereyim. Dış toplardan alıyoruz. Bu şekilde tek seferde çekiyoruz ve topluyoruz. Bu kadar kolay. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Bir sırada eksiltme atımı yapmadan düz örüyoruz. Daha sonra bitiriyoruz. Şimdi kafa elimizdeyken kaşını gözlerini ve dudağını işleyelim. 13 ile 12'nin arasından elimizi şu şekilde katıyoruz. Alttan giriyoruz. Şöyle ışığımı düzelteyim. Şimdi oldu. 12 ile 13'ün arasından iğnemizi çıkartıyoruz. Bu şekilde. 11 ile 12'nin arasından giriyoruz. Dört tane sık iğneyi boşluk veriyoruz. Bu şekilde bir sık iğne ilerisinden aşağıdan tekrar çıkıyoruz aynı yerden. Artık kirpik işlemeye başlıyoruz. Bir sıra yukarısı bir sık iğne yukarısından çıkıyoruz tekrar. Şimdi kirpiklerini işliyoruz. Birer sık arayla kirpiklerini yapıyoruz. Bu şekilde. Birinci göz tamam. Şimdi 4 sık iğne arayla diğer gözü de işlemeye başlıyoruz. Diğer gözü de bu göz gibi aynen bu şekilde işleyeceğiz. Aynı bu şekilde işleyelim. Diğer göz de aynen buradaki gibi işleyelim. Dudağı da gözün 3 sıra altından çıkıyoruz. Gözler bu şekilde oldu. 3 sıra altından çıkıyoruz gözün. 1 sıra altına giriyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne boşluk veriyoruz. Oradan giriyoruz. 1, 2, 3. Tekrar giriyoruz. Buradan bir sıra yukarısına çıkıyoruz tekrar. Buradan tekrar giriyoruz. Boşluk verdiğimizi dolduruyoruz tekrar. Gülümseyen bir ifade olacak burada. Alttan çıkıyoruz tekrar. Ve dudağımız da hazır. Sadece burnumuz kaldı. Bu şekilde oldu bebeğimizin yüzü. Dudağı da bu şekilde oldu. Sıra geldi burnunu yapmaya. İsterseniz öncelikle ben örgü eteği göstereyim. İsterseniz buradaki gibi tülden yapabilirsiniz. İsterseniz örgüden yapabilirsiniz. Ben örgü olanını göstereceğim size. Tığımızı BDO yapmıştık ya bedende. Onun FDO'sundan giriyoruz tığımızı. Bir ilmek çıkartıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir kere dolayıp önündeki FDO tığından tekrar giriyoruz. Tığımızda tekrar çıkıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Tekrar doluyoruz.
Tığımızla geçiyoruz. İkisine bir, ikisine bir alıyoruz. Tekrar göstereyim. FD yolunun içinden giriyoruz. Tığımızla tekrar çıkıyoruz. İkisini, bir, iki, üç tane var. İkisine bir alıyoruz. İkisine bir alıyoruz. Sıra sonuna kadar aynen devam ediyoruz. Bir sıra bitti. Eteği ikinci sıraya geldiğimizde iki zincirle yukarıya çıkıyoruz. Doluyoruz tekrar. Önündeki yere alatıyoruz. İstediğiniz gibi uzuna gelene kadar tekrar örebilirsiniz. İstediğiniz uzuna gelince bırakın. Bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğiniz uzuna geldiğinde orada bırakabilirsiniz. Şimdi ben saçlarını kestim. İstediğiniz uzunlukta saçları kesebilirsiniz. Ben bu boyutu tercih ettim. Bunu ikiye katlayıp şu şekilde göstereyim. Bu şekilde tığımıza geçiriyoruz. Alıyoruz ve geçiriyoruz. Bu kadar kolay. Bunu ince bir tığla yaparsanız daha kolay olacaktır. Bu şekilde geçirin. Tekrar göstereyim. Böyle tığınızı alın. Geçirin. Tekrar içinden geçirin. Ve sıkıştırın. Bu kadar kolay. Kafasının etrafını dolaşıyoruz. Saçı istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz bu şekilde. Ben sık olmasını tercih edeceğim. O yüzden sık sık yapacağım buraya. Bu şekilde istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Yapalım. Şimdi ben bebeğimizin saçını yaptım. Bu şekilde oldu. Böyle tepelerini tamamen doldurdum. Aynen tarif ettiğim şekilde böyle oldu dipleri. Daha yakından göstereyim. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi burnunu yapmaya. Gözlerin bir sıra altına iki sık iğne içine bir dakika. Bir tane sık iğne içine, yani şununla beraber 1-2. 2 tane içine 2 sık iğne arayla bu şekilde iki kere doluyoruz iki kat ipimizi. Üçüncü de aşağıdan çıkıyoruz. Bir burnumuz tamam. Bu kadar kolay. Şimdi sıra geldi boynunu dikmeye. Şimdi arka tarafından başlayalım. Bu şekilde. Kafasını dikiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sırayla hiç sıra atlamadan, yani sık iğne atlamadan düzgünce örmeye dikmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi kollarını dikmeye. Kolları boynun iki sıra altına tam ortalığı şekilde de getiriyoruz ve dikiyoruz. Bu şekilde iki sıra altına denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Elimizi çıkardık.
Bu şekilde. Karşılıklı ikisini de dikiyoruz ve bitireceğiz. İğneyi tam karşıdan çıkartıyoruz. Diğer kolumuzu alıyoruz. Bebeğimiz burada bitti. Bu şekilde oldu. İkisi de aynı ölçülerde. Yalnız bu ince iple, yani normal ten rengiyle örüldü. Bu normal kalın iple ve kalın tığla örüldü. İkisindeki boy farkı bu sebepten dolayı. Haricinde herhangi bir fark yok. İkisinin ölçüleri de aynı. Böyle. Güzel. İki tane bebeğimiz oldu. Şimdiden benimle beraber yapanların ellerine sağlık. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Daha farklı videolarda görüşürüz.